Merhabalar, ben Armada Yazılım Uzman Teknik ekibinden Ömer. Bugün sizlere mühendislerin mutfakta ne kadar becerikli olabileceğini gösteren bir tarif vereceğiz. İlk tarifimiz cupcake. İsterseniz gelin malzemelerimize göz atalım. Malzemelerimiz extrude, shell, insert loops, subdivide faces ve crease edges gibi komutlarımız. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Hadi başlayalım. İlk olarak cupcake'imizin kabıyla başlayalım. XY düzlemimize girip çizim açıyoruz. Ardından çokgenimizi çekip 24 kenar seçiyoruz. Bu bizim yardımcı çizimimiz olacak. Ardından yay komutu ile ilk yayımızı çiziyoruz. Dairesel çoğaltma komutu ile referans noktamızı orijin belirleyip çoğaltmayı 24 adet seçiyoruz. Ve Recreate External Dimensions seçeneğini de etkinleştirerek çoğaltmamızı tamamlıyoruz. Ardından çizimimizi tam tanımlı yapmak için çokgenimizle yaylarımızı çekiştiriyoruz. Ekstrüzyon komutunu açıyoruz. 100 mm mesafe verip gelişmiş ayarlardan draftımızı 15 derece veriyoruz. Kabımızın içini boşaltmak için shell komutu ile 1 mm'lik et kalınlığı veriyoruz. İlk işlemimiz tamamlandı. X Design'da işlemlerimiz bu kadardı. X Shape'e geçmeden önce hemen kahvemi alıp geliyorum. X-Shape'e geçtikten sonra cupcake hamurumuz için Subdivision sekmesinden bir küre ekliyoruz. Ardından alt tuşu ile ölçek noktasından tutarak tüm yönlerde küremizi büyütüyoruz. Şeklimizi daha iyi vermek için crease uyguluyoruz. Modification Robot sayesinde noktaları ve yüzleri kolayca düzenliyoruz. Yaptığımız değişikliklerin thread noktaları da etkilemesi için Soft Selection komutunu aktifleştiriyoruz. Bu sayede daha pürüzsüz bir geçiş elde ediyoruz. Püf noktası olarak eğriyi tam veremediğimiz bir yüzeye fazladan çizgi atayarak çok daha rahat bir şekilde eğrimizi oluşturuyoruz. Cupcake hamurumuz tamamlandı. Şimdi böğürtlenimize geçebiliriz. Böğürtlenimizin tanesini oluşturarak başlıyoruz. Scale by Bounding Box seçeneği ile ortalama 1,5 mm çapında bir şekil oluşturuyoruz. Ardından yerleştirmemizi yapabilmemiz için bir çizim açıp 10 mm çapında bir çember oluşturuyoruz. Çizimimizi Subdivision'ın önüne alıyoruz. Ardından şeklimizi çemberimize yerleştiriyoruz. Şimdi böğürtlen tanelerimizi çoğaltmamız gerek. Bunun için öncelikle gövdemizden birkaç adet kopyalayıp farklı boyutlarda yerleştiriyoruz. Ardından çoğaltma komutumuzla olabildiğince sıkı bir gövde oluşturuyoruz. Şimdi oluşturduğumuz gövdeyi daha rahat çoğaltmak için montaja geçiş yapıyoruz. Parçamızı kopyalayarak da çoğaltıp düzenleyebiliriz. Ayrıca Assembly sekmesinden doğrusal çoğaltma ile de çoğaltma yapabiliriz. Yön olarak V tuşu ile düzlemlerimizi açıp seçimimizi yapıyoruz. Ardından mesafeyi ve adedimizi ayarlayıp işlemi tamamlıyoruz. Doğrusal çoğaltma yaptığımız için tüm bileşenler bağımlı olacaklardır. Onun için doğrusal çoğaltma özelliğini kaldırıyoruz. Bu sayede bileşenlerimizi özel olarak yerleştirebiliyoruz. Ardından üst kısmı kapatmak için yeniden bir küre oluşturuyoruz. Küremizi yerleştirdikten sonra CTRL-C ve CTRL-V komutları ile kopyalayarak boşluğumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde böğürtlenimizi de tamamlamış oluyoruz. Böylelikle tasarım kısmımızı tamamlamış bulunuyoruz. Kekimizi afiyetle yiyebilmemiz için de analiz kısmına geçiyoruz. Şimdi sıra son dokunuşlarda. Kekimizin tabii ki de bir krem şantiye ihtiyacı var. Öncelikle onunla başlayalım. Kremimiz için bir silindir oluşturuyoruz. Yönünü ve boyutunu ayarlıyoruz. Kesitlerini arttırıp işlemi onaylıyoruz.
Simetri özelliğini kullanabilmemiz için ilk olarak gövdeyi ortalamamız gerekiyor. Düzleme tıklayarak önce ortalayıp sonra simetriyi açıyoruz. Kenarlarımızı crease komutu ile keskinleştiriyoruz. Tüm keskin kenarları seçip ölçülendirmek istediğimiz yönleri de seçtikten sonra daraltma uyguluyoruz. Gövdemizi biraz daha düzenledikten sonra arc bend komutu ile kremamızı bükeceğiz. Büküm boyutunu ayarladıktan sonra CTRL-A komutu ile tüm gövdeyi büküyoruz. Ardından gövdenin içinde kalmış noktamız için görüntü ayarlarından tel kafesi seçerek noktamızı gövdemizden çıkarıyoruz. Ardından kremamız istediğimiz şekle gelene kadar modifikasyon kolu ile yoğuruyoruz. Bu şekilde kremamız da tamamlandı. Hızlıca süsümüzü de oluşturuyoruz. Bu sayede cupcake'imiz de hazır oluyor. Daha gerçekçi bir görünüm için Visualize'a geçiyoruz. Cupcake'imizin kağıdına en uygun görünümü kütüphanemizdeki görünümlerden referans alarak ekliyoruz. Kremamız için yeni bir görüntü oluşturarak renk düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Burada kremamızı en güzel hale getirmek için dokumuzu ekliyoruz. Yeni görünümlerle şekerlerimizi oluşturup renklerini düzenliyoruz. Cupcake'imizin keki için yeni görüntü oluşturup dokusunu seçiyoruz. Yapıştırma olarak kek görüntüsünü ekleyerek manipülatör ile uygun şekilde düzenleyip şekerlerimizi renklendirmeye geçiyoruz. Kekimizi biraz eskitme görüntüsüyle nostaljik bir hava oluşturmak için yapıştırmalar ekliyoruz ve biraz yapıştırmaların görünürlüğünü kısarak istediğimiz görüntüyü oluşturuyoruz. Şimdi cupcake'imiz için son dokunuşlarımızı yapacağız. Sahnemizi ve kameramızı düzenliyoruz. Render'ımızı alıyoruz ve cupcake'imiz hazır. Kusursuz bir son dokunuşumuz olmasa da kusursuz bir tasarımımız oldu. Siz de kusursuz bir tasarım istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.